Kıymetli arkadaşım, geleceğin fakültelisi ve geleceğin memuru. Yine yepyeni bir videoyla karşındayız. Problem kampımız tüm hızıyla devam ediyor ve sayı kesi problemlerinde 6. güne geldik. Hemen nerede kaldığımızı hatırlayalım. Biten ya da harcanan nesnelerin kalan kısımlarının sorulduğu sorular ki çoğunlukla mum soruları şeklinde zihnimize yer etmiş sorulardı. Nasıl yapacağımızı gelin toparlamaya çalışalım. Şimdi burada Genellikle nesnelerin belli bir süre sonra biten kısımlarından ziyade kalan kısımları üzerinden bize bilgiler verilir. Ve buradan da e, hareketle bize bazı sorular sorulur. Bakalım ne yapabiliriz böyle sorularda. Demiş ki ilk soruda farklı maddelerden yapılmış ve boyları 30 santim ile 20 santim olan iki tane mumdan görüldüğü gibi boyu 30 santim olan dakikada 4 santim boyu 20 santim olan dakikada 2 santim eriyor imiş. Yani şu dakikada 4 santim erir iken bu dakikada 2 santim eriyormuş ve 2 mum aynı anda yakıldıktan kaç dakika sonra boyları eşitlenir? Burada x dakika sonra boyları eşitlensin diyelim. Biz kalan boyları üzerinden bir eşitlik yapacağız burada. Bunun x dakika sonra dakikada 4 santim eriyeceğinden dolayı 4 çarpı x'lik kısmı eriyecek. Ne kadar kalacak ama? 30 eksi 4 x kalacak. Yani giden 4 x kalan 30 eksi 4 x olur. İlk mumda kalan 30 eksi 4 x santim olsun. İkinci muma bakalım. Bakın burada da 2 santim eriyor her dakika. Yani x dakikada 2 çarpı x eriyecek. Kalan ne kadar olacak? 20 eksi 2 x olacak. Ve bunlar madem ki birbirine eşit. Eşit diyelim. Buradan ne gelecek? Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attığımız zaman 10 eşit olacak. 2x'e ve 2x 10'a eşit ise x buradan kaça eşit olacak? 5'e. Yani 5 dakika sonra bu iki tane mumun boylarının eşitleneceğini söyleyebiliriz. Mesela bu tarz bir soru karşımıza gelir ise. Tekrar söyleyeyim. Burada önemli olan giden ya da azalan kısımları değil, kalan kısımları olacak bu tarz sorularda. Bir soru daha çözelim bakalım. Diyor ki uzunlukları aynı olan iki mumdan biri 2, diğeri 3 saatte tamamen yanarak bitmekte bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra boyları oranı 1 bölü 2 olur. Şimdi başlangıçta uzunlukları aynı ve bu uzunluk ne kadar bilmiyorsak biri 2 saat diğeri 3 saatte tamamen yanarak bitiyorsa burada boy bize verilmediği için ve aynı zamanda sorulmadığı için istediğimiz bir değeri verebiliriz. Ve 2'nin ve 3'ün ortak katı bir değer verirsek işimiz çok kolaylaşır. 2 ve 3'ün en küçük ortak katı 6. O zaman 6 santimlik 2 tane mum olsun elimizde. 6 santim 2 tane mum dedikten sonra Geçeceğiz diğer ifadeye. Ne o? Biri 2 saat, diğeri 3 saatte tamamen yanarak bitiyorsa bizim için önemli olan bu mumların 1 saatte ne kadarlık bir kısmının bittiğidir. Şimdi 2 saatte 6 santimlik kısmı eriyor ise o zaman ilk mumda biz ne yapacağız? 6 bölü 2'den 1 saatte burada 3 santiminin eridiğini yazmış olacağız. 1 saatte bu mumun 3 santim gidiyor. Diğer mumun 6 santim 3 saatte gidiyorsa 6 bölü 3'ten 1 saatte demek ki 2 santim eriyor imiş. Şimdi bir önceki soruda bize hazır verilen bilgiler, biz kendimiz burada oluşturduk. Şimdi tekrar bakalım. Kaç saat sonra diyor. Biz ilk saat sonra diyelim bilmiyoruz. İlk saatte birinci mumun bu ilk mumun 3 çarpı x'i erir. Ne kadarı kalır? 6 3 x kalır. Diğerinde 2 çarpı x'i erir ne kadarı kalır? 6 eksi 2 x'i kalır. Şimdi ilk mum daha kısa kaldı. 3 x gitti ondan. Diğeri de daha uzun oldu. O zaman kısa bölü uzun. Yani 6 eksi 3 x bölü 6 eksi 2 x'in oranı ne olacaktır? Burada 1'e 2 olacaktır. Kısa bölü uzun dedik. 1'e 2 dedik. İşler işler yapalım. 2 çarpı 6 eksi 3 x 12 eksi 6 x olur. Bu da 6 eksi 2 x'e eşittir ki. Buradan 6 eşittir 4x ve x eşittir 6 bölü 4. Yani ne olacaktır? 3 bölü 2 olacaktır. 3 bölü 2 saat sonra yani 1,5 saat sonra bize verilen bu iki tane mumun boyu 1'e 2 orana sahip olacakmış. Cevabına ulaşırız burada. Ve geçeriz bir başka şekline, bir başka haline. Diyor ki burada da Uzunlukları aynı olan iki mumla, birincisi 4 saate ikincisi 3 saate tamamen yanarak bitmektedir. Şimdi bunu az önceki soruda uygulamıştık buraya direkt yazalım. Biri 4 biri 3 saate yanarak bitiyorsa ve bu mumların boyları bize verilmemişse o zaman mumların boyları aynı sonuçta ne olacak? 4 ve 3'ün buradaki bitme sürelerinin ekoku kadar bir ortak katı olacak. 4 ve 3'ün ortak katı 12 o zaman 12 santimlik iki mum olduğunu söyleyebiliriz biz 4 saatte birincisi yanıp bitiyorsa 12 bölü 4'ten saatte 3 santim buradan yanıp bitiyor demek mümkün. Diğeri de 3 saatte yanıp bitiyorsa 12 bölü 3'ten bu da saatte 4 santimi yanıp bitiyormuş anlamına gelir. Şimdi burada ne diyor? Bakın birinci mum yakıldıktan bir saat sonra ikinci mum yakılıyor imiş. Bir saat sonra demek ne demek? Bunun bir saatte 3 santim erir. 12 santim var zaten. Demek ki bu ne kadar kalacak? 9 santim kalacak. Şimdi o 9 santim kaldıktan sonra bu zaten yanmaya devam edecek. Şu kadar bir kısmı gitti diyelim. Şuradan yanmaya devam edecek. Bu da başlayacak yanmaya. ikinci mum yakıldıktan kaç saat sonra? Yani şu 12 santimlik ikinci mum yakıldığında süre başlatıyor ve kaç saat sonra mumların boyları tekrar eşitlenir diyor. Yine 2 saat sonra diyelim. 2 saat sonra bunun 3x'i eriyecek. 9 3x'i kalacak. Diğerinin de 4x'i eriyecek. 12 eksi -4x 4x'i kalacak. Ve burada baktığımız zaman bunlar madem birbirine eşit. X'in edeni buradan bulmak mümkün. X burada 3 olacak. 3 saat sonra demek ki bunlar aynı anda kaç olacak hatta? 3'ü yazdığımız zaman sıfırlanacak. Boyları eşitlenecek. Yani aslında ne olacak? Bu daha da kısa olan mum Yanmaya başladıktan sonra boyu şu mumla ilk defa 3 saat sonra 0 noktasında eşitlenecek. Yani aynı anda bitecekler anlamına geliyor ki. Hemen buradan bakalım. 3'ü işaretleyelim. Ha burada şu önemli ama. Eğer bize ikinci mum değil de birinci mum yakıldıktan kaç saat sonra mumların boyları eşitlenir deseydi o zaman ne yapacaktık? Dalgınlıkla hata yapmayalım diye özellikle altını çizeyim istiyorum. E bu ilk bir saat sonuçta tek başına yanından dolayı 3 artı birden o zaman da 4'ü işaretlemek zorunda kalırdık. Onu da söyleyip soruyu öyle geçelim. Geldik şimdi bununla alakalı son soruya. Farklı maddelerden yapılmış ve uzunlukları farklı iki mumdan. Uzun olanı yakıldıktan 3 saat, kısa olanı yakıldıktan 5 saat sonra tamamen yanarak bitiyor. Bir uzun bir de kısa var. Hemen şöyle bir uzun mum çizelim şuraya. Bir de kısa mum çizelim. Bu uzun olanı 3 saatte yanıp bitiyor. Kısa olanın da 5 saatte yanıp bitiyormuş. Ve aynı anda yakılan iki mumun boyları 2 saat sonra eşitleniyor. Uzun mumun ilk boyunun kısa mumun ilk boyuna oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada 3 saatte ve 5 saatte yanıp bitiyorsa bu ilk uzun olanı 3x diyelim boyuna. Bilmiyoruz çünkü ne olduğunu. Burada 5y diyelim. Bizim aradığımız nedir zaten? 3x/5y bölü 5y olacak. Niye 3x ve 5y diyorum? 3 ve 5'in direkt katı söylüyorum. Çünkü direkt 1 saatte yanan kısımların küsuratlı çıkmamasını istiyorum. Şimdi bu 3 saat yanıp bitiyorsa 3x her saat x gidecek. Bu da 5 saat yanıp bitiyorsa 5y her saat 1y gidecek gibi düşüneceğiz. Bakalım 2 saat sonra eşitleniyormuş. Şimdi 2 saat sonra bu saatte x gidiyor ise 2x gider ne kalır? x kalır. Bunun da 2y'si gider ne kalır? 3y'si kalır. Ve madem eşit oluyor bu ikisi o zaman x'in ederine 3y diyebiliriz. Benim derdim 3x bölü 5 şeyi bulmaktı zaten. x gördüğüm yere ben 3y yazabileceğimi öğrendim. O halde 3 kere 3y'den burası 9y aşağısı da 5y geliyor. E Bunlar gittiği zaman ilk oran burada ne olacakmış? 9 bölü 5 olacakmış. Bunu görmüş oluyoruz. Güzel, hoş, tatlı 4 tane soruyla söylemeye çalıştık. Şimdi geldik bir başka kısma. Ne var? Yürüyüş ve ilerleme miktarının sorulduğu sorular diye bunu da izah edebiliriz. Şu kadar adım atıyor, ne kadar ilerliyor, şu kadar ilerlemiş, ne kadar adım attı acaba? En az kaç adım, en çok kaç adım attı şeklinde sorulardan bahsedeceğiz. Şimdi bunlar ne tarz sorular? Şuna bakalım önce. Örneğin biz e, buradaki soru üzerinden düşünsek. Diyor ki eşit uzunluktaki adımlarla yürüyen bir kişi önce 5 adım ileriye doğru, daha sonra 2 adım geriye doğru atarak ilerlemekte. Yani biz şu yöne doğru örneğin 5 adım gittikten sonra geriye doğru da 2 adım geliyoruz ve totalde 7 adım atmış oluyoruz ama ne kadar ilerlemiş oluyoruz? 5 ileri 2 geriden dolayı 3 adım ilerlemiş oluyoruz ancak. Bu kişi 79 adım attığında başlangıç noktasından kaç adım uzaklaşmış olur diye soruluyor. Şimdi bu da ne önemli? Atılan adım önemli. Oraya AA diyelim. Bir de ilerleme miktarı önemli. Çünkü ikisi aynı şey değil. 7 adım atıp 3 adım ilerleyebiliyoruz mesela burada olduğu gibi. O halde biz bize ne sorulduğunda ne yapacağımıza karar vermeliyiz önce bize ne kadar adım attığı verilir, kaç adım uzaklaştığı ya da ilerlediği sorulur ise bu sonuçta net bir ifadedir ve en azı en çoğu yoktur. Atılan adım bize burada sorulduğu için ya da verildiği için daha doğrusu atılan adımı atılan adım üzerinden değerlendirmeyiz. Yani biz 79'u 7 adım 7 adım atarak blok blok inceleyeceğiz. Şöyle yapacağız. Yani bu kaç defa gerçekleşmiş bir olay. 79 adım attığımızda bunu 7'ye böldüğümüzde kaç defa var? 11. Burası 77 kalanımız 2. Yani biz 11 defa 7, 7, 7 adım atmışız. Her birinde 3'er adım ilerlemişiz. O zaman ilerlememiz 11 çarpı 3 yani 33 adım olacak. Bu 77 adımda. Kalacak 2 adım. Şimdi bu 2 adım biz ne yapacağız? Önce 5 adım ileri attıktan sonra geriye 2 adım atıyoruz. Yani bu 2 adımın hepsi ileri gidecek. O halde bu 2'yi de Direkt ilerleme miktarını eklemeliyiz. Yani 33 artı 2'den bu durumda ne kadar uzaklaşmış olduğumuz ya da ilerlemiş olduğumuzu bu şekilde bulabiliriz. Bu böyle bir soru idi. Şimdi farklı şekillerinden bahsedeceğiz birlikte zaten. Epey bir soru yazmışız burada. Burada 7-8 tane soru var. Tabi soruyu arkadaşlarımız ee, tekrar hatırlatalım. Nereden çözüyoruz bunu? Problemler ve sayısal mantık video ders notları kitabımızdan çözüyoruz. Şimdi 72'deyiz. Eşit uzunluktaki adımlarla yürüyen bir kişi önce 5 adım ileriye daha sonra 3 adım geriye doğru ilerliyor. Yine şunu çizelim. 5 adım ileri atıyoruz biz önce. Sonra 3 adım geri atıyoruz. Ne yapıyoruz? Attığımız adım burada 5 artı 3'ten 8 olur iken ilerleme miktarımız şurada 5 ileri 3 geri gidersek sadece bulunduğumuz noktada 2 adım ilerlemiş oluruz bu 8 adımda. Diyor ki bu kişi 46 adım attığında başlangıç noktasından kaç adım uzaklaşmış olur? Yine aynı şey. burada diyeceğiz ki biz bu 46 adımı 8 adım 8 adım atarak toparlayacağız. 46'yı 8'e böleceğiz bu durumda. 46'yı 8'e böldüğümüzde kaç defa var? 5 defa 40 kalanımız 6. Şimdi biz 5 defa 8'erli blok attığımızda her defasında 2 adım ilerleyeceğiz. Dolayısıyla bu 40 adımda biz 5 çarpı 2'den 10 adım ilerleyeceğiz sadece. Bu 6 adım, kalan 6 adım nasıl değerlendirecek ona bakalım. Bizim olayımız ne? 5 adım ileri gittikten sonra geriye dönüyoruz. 6 adım var burada. 6 adımın 5'ini ileri götürdükten sonra kalan 1 adım hakkımızı da geri atmak zorundayız. Burada 6 adımla ne kadar ilerleyeceğiz? Ancak 4 adım ilerleyebileceğiz. Buradan baktığımızda da e, bu 4 adımı eklemek zorundayız buraya sadece. E, 10 artı 4'ten uzaklaşmamız sadece 14 adım olur diyeceğiz. Diğer soruyla ne farkı var? Niye çözdük bunu? Bakın burada ilk soruda e, bu kalan adım direkt olduğu gibi eklendi. Fakat bu soruda kalan adımı olduğu gibi eklemedik. Çünkü burada önemli olan şu hareketi e, burada unutmayıp bunun üzerinden değerlendirme yapmak olacak. Onu da tekrar altını çizeyim. Ve gelelim 73'e. Şimdi burada ne var bakalım? Eşit uzunlukta adımlarla yürüyen bir kişi önce ileriye doğru 8 adım sonra geriye doğru 11 adım atmakta. Aslında burada bakalım farkı ne bunun? 8'i ileri attıktan sonra 11 geri atarsak biz her ne kadar ileri doğru başlasak da başlangıç noktasından bizi 3 adım geriye getirir bu hareket. Yani attığımız adım burada 8 artı 11'den 19 iken ilerleme olmuyor ama gerileme miktarı ya da uzaklaşma miktarı sonuçta ne kadar olacak? 3 adım olacak. Ve biz 60 adım attığımızda bakalım başlangıç noktasına kaç adım uzaklaşacağız? Ne yapacağız? Attığımız adım bu. Attığımız adımı attığımız adıma böleceğiz. Yani 60'ı 19'a böleceğiz ve bakacağız bu 19'dan kaç tane gerçekleşti? 3 defa var sanırım değil mi? Burası 57. Kalanımız 3. Şimdi 3 defa biz ne yaptık? Hep 19 adım attık ve her birinde 3 adım 3 adım geri gittik. O halde 3 kere 3'ten 9 adım biz burada geriye doğru gidiyoruz. Sonra artımı eksim bunun kararını vereceğiz. 3 adımımız kalıyor. Bu 3 adımı ne yapacağız? Biz tekrar iş başa dönecek. 3 adımı 8 adım önce ileri atıyorduk ya ileri atacağız. O halde biz şunun 3 kere 3'ten 9 adımı geri attığımızdan dolayı bu 3 adımı da ileri atacağımızdan dolayı ne yapacağız? Uzaklaşma miktarımız artı değil de burada eksi olacak. Yani 9 adım geri sonra eksi 3 adım ileri. Totalde ne olacak? 6 adım geri gitmiş olacağız. Yani 6 adım bulunduğumuz noktadan uzaklaşmış olacağız. Burada ilerinin ya da gerinin artı ya da eksiliği yok esasında. Burada birbirlerinin zıt olmasıyla alakalı. Birini artı dersek diğeri eksi olur. Sonuç artı da çıksa eksi de çıksa sonuçta ileri ya da geri gidişimizden ziyade uzaklaşmamızı söyleyecek burada zaten başlangıç noktasından ne kadar uzaklaştığımız önemli ki zaten soruda dikkat ederseniz bunu soruyor. Bu da karşımıza çıkacak bu durumlardaki bir başka soruydu. Biraz ayrıntısı fazla o yüzden hepsini farklı soruyla göstermek istedim. Geldik şimdi başka bir soruya. Diyor ki eşit uzunluktaki adımlarla yürüyen bir kişi yine aynı durum var. Önce geriye doğru 4 adım, sonra ileriye doğru 9 adım atıyor. Hemen bakalım. Şimdi önce geriye doğru 4 atıyor. Sonra ileri doğru 9 atıyor. Artık iyi kötü sanırım olay anlaşıldı. Attığımız adım ve ilerleme ya da uzaklaşma diyelim esasında daha düz. Miktarlarımız ne olacak? 13 adım atıyoruz biz. Ama şuradaki fark ne kadar? 5. 5 adım ilerleyebiliyoruz sadece. Ve biz 45 adım attığımızda bakın attığımız adım diyorsa attığımız adımı attığımız adıma böleceğiz. 45 adımı Kaç defa 13, 13 atarak oluşturup ona bakalım. 3 defa sanırım geliyor değil mi? Burası 39 olur. Kalanımız kaç? 6. 3 defa biz 13 adım attık ve her birinde 5 adım ileri gittik. O halde 3 kere 5 ne oldu? İleriye gitti. Şöyle yazalım. Sonra kaldı 6 adımımız. Bakın bu 6 adımı nasıl yapacağız? Bu 6 adımın önce 4'ünü geri gideceğiz. Çünkü olayımız bu bizim. Önce 4 geri sonra 9 ileri gidiyoruz. Kalacak 6'dan 4'ünü kullandık. 2 adımımız. 2 adım için ne yapacağız biz? Artık ileri gitmeye başlayacağız. 2 adımı ileri kullanacağız. Yani buradan da 2 adım geri gitmiş olacağız. Değil mi? 2 adım da geri gitmiş olacağız şurada. E ne olacak? 15 adım ileri 2 adım geri olduğundan dolayı toplamda 13 adım ileri e, gitmiş olacağız. Ya da işte başlangıç noktasından uzaklaşmış olacağız. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. 74. sorumuzda böyle çözmek mümkün. Ve geleceğiz kaça? 75'e. Şimdi burada ne var bakalım? Diyor ki ileri doğru attığı adımları 60 santim, geriye doğru attığı adımları 40 santim olan bir kişi. Şimdi ne girdiği işin içine? Bir de attığımız adım sayısından ziyade attığımız adımların bir de uzunluğu. Ama bizim olayımız ne? Önce 5 adım ileri doğru, Sonra geriye doğru iki adım atıyor. Biz önce adım sayılımını şöyle yazalım. 5 adım ileri atıyoruz. Sonra iki adım da geri atıyoruz. Toplamda 7 adım atsak da attığımız adım 7 olsa da ilerleyen miktarımız kaç oluyor? Sadece 3 adım oluyor şu aradaki fark kadar. Peki biz her 7 adım atışımızda 3 adım ilerlerken ne kadar bir santim ilerliyoruz? Bunu bakalım. Şimdi i̇leriye doğru attıklarımız 60 santim sonuçta. O halde 5 çarpı 60'tan bir 300 santim ileriye gidiyoruz. Sonra geriye doğru 2 adım atarken geriye doğru adımlarımız 40 santim. 2 çarpı 40'tan 80 santim geriye gidiyoruz. 300 ileri 80 geriden ne olacak? İlerleme miktarımız 300 eksi 80'den 220 santim oluyor. Yani biz her 3 adımımızda ilerleyişimizde daha doğrusu 220 santim ilerlemiş oluyoruz. Peki soruyu neyin üzerinden kurduracak? Bu kişi 25. adımını attığında diyor. O zaman atılan adım sayılarından gidip sonra santime gideceğiz. Kaç santim uzaklaşır diyor. Şimdi 25 adım atışımızı biz nasıl burada gruplayacağız? 7 adım 7 adım atarak gidiyoruz. 7'ye böleceğiz. 3 defa var. 21 kaldı. Burada 4. 3 defa yedişer adım attık ve her birinde 3 adım ilerledik. Ve bu ilerlemenin her biri 220 santimdi. O zaman 3 çarpı 220 santim bir buradan geliyor. Sonra kalıyor 4 adım. Ve biz bu 4 adımın hepsini ne yapacağız? İleriye atacağız. Çünkü biz önce 5 adımı ileri atıyoruz. 4 adımın hepsini ileri atarken ileri adımlarımız 60'ar er santim olduğu için 4 kere 60'tan 240 santim daha ekstradan ileriye doğru gitmiş olacağız. Başta bir 660 santim gittik. Sonra da bir 240 santim gittiğimize göre toplamda ne oldu buradan? 900 santim uzaklaşmış olduğumuzu söyleyebileceğiz. Bu da mesela dikkatle çözülmesi gereken bir başka soru idi. Biraz yorucu bir başlık bu. O yüzden bugün çok fazla yormak istemiyorum sizleri. Çünkü şeyler de birikiyor sonuçta. Eski başlıklar da birikiyor. Bugün diğer başlığa geçmeyeceğiz. Kesirli biçimde aşamalı olarak biten ve harcanan nesnelerin sorulduğu sorular. Onu yarından itibaren şu eklenen ve çıkarılan hacimli sorularda bağlantılı olduğu için toparlamaya çalışacağız. Şimdi geleceğiz 76'ya. Diyor ki gündüz 3 metre tırmanıp gece 1 metre aşağı kayan bir tırtıl. Gündüz 3 metre tırmanıyor yukarıya doğru. Gece de 1 metre aşağıya kayıyor. Bir gündüz artı bir gece yani 24 saat diye düşünelim. E, toplamda 2 metre yukarı tırmanmış oluyor aslında. 35 metre derinliğindeki bir kuyudan tırmanmaya başladıktan en az kaç gün sonra çıkabilir diyor. Şimdi burada soru dalgınlıkla şöyle çözülebilir. Biz her gün ikişer metre ikişer metre ilerliyoruz. 35'i 2'ye böldüğümüzde 17 defa var. 34 kalanımızda kaç işte burada 1. 17 gün boyunca 34 metreye tırmanabildi. Kaldı 1 metrelik bir kısmı o 1 metre içinde artı bir gün harcamak zorunda sonuçta. O zaman 18. gün çıkabilir diye düşünebiliriz. Peki bunun neresi hatalı? Bakın şurası hatalı. Hemen şurayı bir silelim. Sonra tekrar bir düşünelim. Biz 3 gittik 1 geldik 3 gittik 1 geldik derken belki 17. gün kuyudan Çıkmış da olabiliriz. Biz çıkmış kuyudan kendimizi kaydırmış da olabiliriz. Öyle bir hata yapmamızdan. lazım. E bakalım nasıl kontrol edeceğiz onu. Biz 2-2-2 giderken 17 günde aslında ne kadar gittiğimizden ziyade 16 günde acaba ne kadar gittiğimize baksak. Bir gün öncesine baksak acaba 17. gün ne yapacağımızı daha kolay görebilir miyiz? 16 günde biz 16 çarpı her gün sonuçta 2'şer metre tırmanıyoruz. 32 metreyi tırmanmış olacağız. Şimdi şöyle düşünelim, şurası şöyle 35 metrelik bir kuyu ve bu 35 metrelik kuyunun biz 16 günde 32 metresine kadar tırmandık. Şurası 32 metre. 17. Günün sabahına uyandığımızda önümüzde ne kadarlık bir yol var? 3 metrelik bir yol kalmış. E biz zaten gündüz ne kadar tırmanıyoruz? 3 metre. 17. gün zaten o 3 metreyi tırmanır. Kuyunun üzerine çıkarız. O yüzden 18. güne yani ekstra bir güne ihtiyacımız yok. Az önceki hata ne oluyor peki? Biz aslında çıktığımız kuyuda tekrar 17. gün sonuçta kayıyoruz. Sonra tekrar 18. gün bir daha çıkmaya çalışıyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Çıkmışız zaten. Tekrar gece aşağı kaymayız. O yüzden 17 gün en az bizim için burada yeterli olacaktır. İlk çözüm gibi çözüp de orada dalgınlıkta hataya düşmeyin diye özellikle altını çizeyim istediğim. Şimdi geldik 77'ye ve hatta 78'e. Şimdi burada daha önce de söyledim. Bir kişinin ne kadar adım attığı söylenir. Ne kadar ilerlediği sorulursa bunun cevabı bellidir. En azı en çoğu yoktur ama bir kişinin şu kadar ilerlediği söylenir. Ya da ne kadar ilerlediği söylenir ne kadar adım attığı sorulursa onun en azı en çoğu var. Nasıl var hemen söyleyeyim. Mesela biz şu hizadan şu hizaya gitmeye çalışıyoruz. Ve e, örneğin şöyle farklı bir şeyle çizeyim. Bir miktar ileri gidiyoruz. Örneğin 5 adım ileri gidiyoruz. Sonra 3 adım geri geliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Şu 5 adım ileri. Sonra 3 adım geri. Sonra tekrar 5 adım ileri. 3 adım geri. Bakın şu hizaya ulaşacağız. biz. Sonra 5 adım ileri, 3 adım geri, sonra 5 adım ileri, 3 adım geri. Dikkat ederseniz şuradan şuraya giderken biz şu e, bitiş çizgisine iki defa değdik. İlk değişimiz şurada giderken, ikinci değişimiz şurada dönüşte. E biz örneğin ilk değdiğimizde 100 adım atmıştık. İkinci değdiğimizde gittik geldik 100 işte 3 adım atmış olalım örneğin. Biz 100 adım attığımızda da aynı yerdeyiz. 103 adım attığımızda da aynı yerdeyiz. O zaman şöyle bir şey sorabiliriz. Biz 5 adım ileri 3 adım geri gittiğimiz bir durumda şuradan şu kadar uzaklaştığımızda işte 50 adım uzaklaştığımızda en az 100 adım atmışızdır en çok 103 adım atmışızdır diyebiliriz. O yüzden 50 adım uzaklaşmak için en az en çok kaç adım atmak gerekir diye bir soru sorulabilir. Bundan dolayı şu kadar ilerlemiştir buna göre en az kaç adım atmıştır? En çok kaç adım atmıştır diye sorularla karşılaşmak mümkün ki biz ikisini de zaten sorduk. ikisine beraber şimdi toparlamaya çalışacağız. Şunu rengini değiştiremedik. Evet. Diyelim ki eşit uzunlukta ki adımlarla yürüyen bir kişi önce 7 adım ileri, sonra 4 adım geri giderek ilerliyor. Bu sistem aynı değişmiyor. 7 adım ileri gidiyoruz. 4 adım geri geliyoruz. Toplamda attığımız adım 11 ama ilerleme miktarımız 7 4'ten 3. Şurada yazalım. Attığımız adım 11. İlerleme miktarımız burada sadece 3. Bu kişi başlangıç noktasından 32 adım uzaklaşmak için. Bakın uzaklaşmak üzerinden soruluyorsa ya da ilerleme üzerinden soruluyorsa bu sefer ne yapacağız? İlerlemeye böleceğiz. Çünkü biz 3, 3, 3 ilerliyoruz. 32 ilerleyişi sonuçta üçer üçer yaparak sağladık. 32'yi 3'e böleceğiz. Kaç defa var? 10 defa 30 kalanımız 2. Biz en çok soruluyorsa maksimum adımı attırmak için çok da bir şey yapmayacağız açıkçası. Diyeceğiz ki biz bu periyodu e, kaç defa tamamlamak zorundayız? 10 defa. Her birinde kaç adım atacağız? 11. O halde 10 çarpı 11 adımı zaten kafadan atacağız. Sonra kalacak 2 adım. E, onu da zaten ihtiyacımız olduğu için ileriye doğru atacağız. Ne olacak? Bakın 112 adımı atarak biz bu bulunduğumuz noktadan bu koşullarda 32 adım uzaklaşmış olacağız. En çok attığımız adım buradan 112 bu şekilde bulunuyor. Peki en az nasıl yapacağız? Onu da hemen söyleyelim. Yine aynı kişi. Yine 32 adım uzaklaşmak için bu sefer en az kaç adım atmalıdır diye soruyor. Yine şöyle kabaca çizelim. 7 adım ileri gittik. 4 adım geri geldik. 11 adım attık ama 3 adım ilerledik. Şuraya tekrar yazalım. Attığımız adım 11 olmasına rağmen ilerleyen miktarı burada 3. Şimdi 32 adım attığımızda biz ne yaptık? Yine az önceki aynısını yapıyoruz. 32'yi burada 3'er 3'er ilerlediğimiz için 3'e böldük. 10 defa var dedik. Kalanımız burada kaç? 2. Burada en az sorulursa yapacağımız şey şu. Bu 10 defa gerçekleşmeden önce 9 defa gerçekleştiğinde ne olmuş acaba? Bakalım ki 10. defada o bitiş çizgisini ilk defa mı diyeceğiz? İkinci defa mı diyeceğiz? Buna çok daha kolay bakabilelim. 9 defa olduğunda ne olacak? 9 silip bir eksine bakacağız yani kabaca. 9 defa üçer üçer ilerlediğimizde şöyle bakalım. 9 çarpı 3'ten 27 e, burada adım ilerlemiş olacağız. Kalacak kaç adım? 32 eksi 20'den 5 adım. E, biz bu 5 adımı zaten ne yapıyoruz? Önce bir 7'ye 7 adım kadar ileri attığımızdan dolayı zaten 10. turda bu 5 adım atacağız ve bu noktaya varmış olacağız. Az önce ne yaptık peki? Artı 2 adım daha attık. Sonra tekrar 2 adım daha geri geldik. O noktaya bir daha ulaşabilelim. Peki biz bu 5 adımlık kısım için ne kadar e, adım atacağız? 5 adım ilerlemek için. 5 adım atacağız sadece. Çünkü önce ileri doğru gidip sonra geri doğru gidiyoruz. Peki bu 27 santimlik ilerleme için ne yapacağız? 9 defa 3 adım gerekiyor. Her birinde... 11'er er adım atacağız. O halde burada 9 çarpı 11'den 99 adım atmak zorundayız. 5 adımda burada olduğu için topladığımızda 104 adımda da biz 32 adım uzaklaşmış olacağız. Bakın aynı soru bir önceki soruda kaç çıkmıştı? 112 adım çıkmıştı. 112 adımda da bu mümkün. Diğerinde de bu mümkün. 104 da mümkün. O yüzden bunu da özellikle söyleyeyim istediğim. Bir hata yapmadık diye bakalım. 9 defa yaptık. Her birine 11 buradan 99. 27 oldu. Sonuçta 32 adım için artı 5 adım gerekti. Bekleyince buradan 104 geldi. Ne yapacağız yarın? Yarın sizler için bir sonraki kısma geçeceğiz. O bir sonraki kısım nedir? Tekrar okuyalım buradan. Kesirli biçimde aşamalı olarak biten ve harcanan nesnelerin sorulduğu sorular. Onunla beraber sayı kesir problemleri tüm ile devam edecek. Yarım saatte olmuş zaten daha da fazla uzatmanın e, burada çok da faydalı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir yerden sonra algı düşüyor, dikkat azalıyor. Sizden ricam ödevleri mümkün olduğunca aksatmana yapmaya çalışmanız. Size 3 farklı kaynaktan ödev veriyoruz. Hemen şurada kaynaklara söyleyeyim. Geleceğin Fakültesi Soru Bankası, DGS, KPSS, ALES ve TYT için uygundur. Ben mutlaka tavsiye ederim. Atölyeler problemler. Konu anlatım soru bankası bunu da mutlaka çözmeniz lazım. Ve yeni nesil e, matematik soru bankası. Bunda 3 tane kaynağı çözerseniz bu 4 tane kitabın bulunduğu seti de zaten açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan edinebilirsiniz. Mutlu oluruz çünkü öğrenirsiniz. Öğrendiğiniz zaman siz de mutlusunuz. Sonuçta biz de mutluyuz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun.